yani. Asıl zaten önemli olan evet, o. Tesamüre atıyorlar. Yüzme hikayem 9 yaşında bir sağlık problemi sebebiyle başladı. 9 yaşında daha çok ufak bir çocukken işte gözlerimin çift görmesi, görüntü kayıpları, güçsüzlüklerle başlayan bir hikaye. Annemin elimden tutup beni doktora götürmesiyle de İstanbul'da devam eden uzun bir maraton. 9 yaşından 27 yaşına kadar süren bir MS tedavisiyle başladı. İstanbul'da gittiğimiz doktorumuz bu çocuğu mutlaka bir an önce Kocaeli'ye dönüp yüzmeye başlatıyorsunuz dedi. Ve biz ilimize döner dönmez o zaman Gençlik Spor Müdürlüğümüzün stadyumun bahçesindeki havuzda Gençlik Spor Müdürlüğümüzün kurslarında çalışmaya başladım. O gün girdiğim su artık hayatımın bir parçası oldu. Önce yüzme öğrendim, daha sonra sağlığıma kavuştum. Daha sonra sağlığıma kavuşurken 16 yaşında, 17 yaşında yardımcı antrenörlük yapmaya başladım. Daha sonra sporcuları hazırlamaya başladım. Kendim gibi dezavantajlı kişilere yüzme öğretmeye başladım. Kadınlar, çocuklar derken kulüplerde hizmet vermeye başladım. Daha sonra Kocaeli Yüzme Kulübü'nü 2000 yılında eşimle birlikte işletmeye ve çalıştırmaya başladık. O ilk gün Kocaeli Yüzme Kulübü'nde bir tane sporcumuz vardı. Şu an 60 bin kişiye hizmet eden bir kulüp haline geldi. Bu yılda 22. yılımızı kutluyoruz. 9 yaşında başlayan yüzme serüvenimiz 2022 yılında 60 bin tane sporcu, 55 tane milli takım sporcusuyla ve bir dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, sayısız onlarca, yüzlerce Türkiye derecesiyle devam ediyor. Evet, 9 yaşında bir sağlık problemi için başladığım bu uzun maratonda önce sağlığıma kavuştum. Daha sonra da gençlerimize, çocuklarımıza hizmet etme noktasında şu an bulunduğumuz Işıl Bozca Spor Merkezi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yüzmeye başladık. Evet, şartlar o zaman sınırlıydı. Spor yapmak Kocaeli'de ve Türkiye'de çok kolay değildi şimdiki olduğu gibi. Ama o günkü şartlarda annemin ilgisi, bilgisi ve gerçekten çocukları üzerinde yapmak istediği hem beni sağlığına kavuşturmakla ilgili hem de gerçekten evladını kötülüklerden uzak tutmak, bugün yaşadığımız birçok problemden uzak tutmak için beni spora yönlendirdi. İyi ki de öyle bir şey yapmış. Şimdi bu noktada sizlerle birlikteyim. Işıl Bozca zor bir çocukluk geçirdi. Herkes akranları okula giderken o çoğu dönem okula gidemiyordu. Ağır tedaviler, uzun uğraşlar, işte fizyoterapi seansları, yüzme seansları ile beraber sağlığına kavuşmaya çalışan bir çocuktu. Belki de çocukluk yaşamımda geçirmiş olduğum bu zorluklar beni daha güçlü bir birey olma noktasında bugünlere getirmiş olabilir. Bu yani sporculukla birlikte antrenörlük yaparak ve idarecilik yaparak yoluma devam ettim. 2010 yılı gibi arkadaşlarımın da destekleriyle Işıl hocam sen artık altyapı koordinatörlüğü görevini evet çok güzel yapıyorsun. Kulübümüzde desteklerin var ama sen bize artık yönetim noktasına destek ver dediler. Sağ olsunlar kulüp başkanlığını tarafıma verdiler. O gün dedim ki Kocaeli Yüzme Kulübü başkanlığı bana verildiysek, insanlar bana güvendilerse birçok şey yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Önce tesisleşme noktasında ilerlememiz gerekiyor. 2007 yılından itibaren de milli takımlara sporcu vermeye başlayarak 2010 yılında benim başkanlık görevini almamla birlikte biraz daha yol kat ederek şimdi Derince'de, Derince Belediye'mizin yapmış olduğu güzel bir tesisin içinde işletmecilik yaparak bu sürece devam ettiriyorum. Işıl Bozca markası nasıl doğdu? Kulübümüzün adı Kocaeli Yüzme Kulübü. Yani içinde bulunduğumuz tesis Işıl Bozca Spor Merkezi. Ama kulübümüzün adı Kocaeli Yüzme Kulübü. Kocaeli Yüzme Kulübü 22 yıllık bir kulüp. Bu tesisi işleteceğimiz zaman nasıl işletelim diye düşünürken bir şirket kurduk. Şirketimizin ismini de Işıl Bozca Su Sporları ve Organizasyon Hizmetleri olarak kurduk. Daha sonra tesiste bir isim ararken Kocaeli Yüzme Kulübü mü yapalım, başka bir şey mi yapalım diye. Yine arkadaşlarımızın kararıyla, hep birlikte yönetim kurulumuzun kararıyla hocam sen 9 yaşından beri bu işe çok gönül verdin. Çok sağlıksız şartlardan çok sağlıklı şartlara taşıdın hem kendini hem insanları. Yüzme sporuna gerçekten Kocaeli'de çok değer kattın dediler. Bunlar onların söylemleri. Bu tesisin adı Işıl Bozca Spor Merkezi olsun dediler. Genelde biliyorsunuz insanlar öldükten sonra bir yerin ismi bahşedilir ama ben yaşarken böyle bir tesisin içinde adını vermek benim için çok keyifli ve gururlu oldu. Ama bir o kadar da benim için büyük bir yük oldu. Çünkü aldığım bayrağı çok daha yukarılara taşımak ve bu çıtayı çok daha yükseltmekle ilgili de bir misyon omuzlarım yükseltilmiş oldu, yüklenmiş oldu. O yüzden Işıl Bozca Spor Merkezi şu anda 4 yaşından itibaren yaş,
dil, din, renk, ırk ayırt etmeden herkese yüzme öğreten, herkesi suyla tanıştıran, herkesi sağlığına kavuşturan bir spor merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Şu an merkezimiz Derince'de ama hiç belli olmaz. Belki Kocaeli'nin, belki Türkiye'nin birçok yerine Işıl Bozca Spor Merkezleri olarak bundan sonra yayılabiliriz. Kocaeli Yüzme Kulübü'nü 2000 yılında ilk kurduğumuzda hep şunu söylüyorum, bir tane sporcumuz vardı. Bir tane sporcuyla başladığımız, dediğim gibi çok uzun bir maraton, bizi şu an 60 bin tane Kocaeli'de yaşayan çocuğumuza ve gencimize yüzme öğretme noktasına kadar getirdi. Şu anda 55 taneden fazla milli takım sporcusuna, dediğim gibi birçok Türkiye rekoruna ve Türkiye derecesine sahibiz. Aktif olarak da hala devam ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde hem tabanda herkese yüzme öğretmekle ilgili bir misyonumuz var. Üste de tavanda da birçok çocuğu Türkiye şampiyonasına taşımak, işlerinden gerçekten çok isteyenleri ve yetenekli olanları ve destek verilen çocukları da dünya arenasında, uluslararası arenada müsabakalara katılmak noktasında da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Pandemi tabii ki bütün dünyamızı etkilediği gibi bizi de çok etkiledi. Çok küresel bir sorun. Biz de ilk kapanıp sizin de söylediğiniz gibi son açılan tesislerdeniz. Hala tabii ki eski volümlerimizi yakalayamadık. O eskiden yakaladığımız sporcu sayılarına çıkamadık ama Türkiye Yüzme Federasyonu o dönemde Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanımız Erkan Yalçın'ın da destekleriyle, yine Gençlik Spor Müdürlüğümüzün ve Bakanlığımızın destekleriyle de o dönem yine elimizden gelen sporcularımızı, milli takım sporcularımızı bir şekilde topladığımız havuzlarda antrenman etme şansımız oldu. Ama sanıyorum 50 civarında MS hastasına hizmet verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Korkmasınlar. Ben suya girince yüzebiliyorum demesinler. Su özgürlüktür. Bugün tekerlek sandalyeyle havuzun başına gelip suda yürüyebilen insanlar görüyoruz. Yüzmenin gerçekten böyle bir ayrıcalığı var. Yürüyemiyorsunuz ama yüzebiliyorsunuz. Belki engel durumunuzdan dolayı tekerlek sandalyeye mahkum olmuş olabilirsiniz ama suyun içinde özgürsünüz, suyun içinde hepimiz eşitiz.